Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde yapılan iyilikler teraziye girecek. Peki bu iyilikler içerisinde ağırlığı hepsinin farklı farklı olacak. Sabah namazının ağırlığı farklıdır, öğle namazının ağırlığı farklıdır, işrak vaktinin ağırlığı ayrıdır, teheccüd namazının ağırlığı ayrıdır. Efendim, işte, la ilahe illallah zikrinin ağırlığı ayrıdır, subhanallah ve bihamdi. Yani her ibadetin, her iyiliğin kendine göre bir ağırlığı vardır. Biz o ağırlığı bilemeyiz ama her birisinin farklı bir ağırlığı vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, yarın ahirette müminler mizanın başına geldiğinde, ameller tartılmaya başlandığı zaman en çok ağırlık teşkil edecek olan hayatının akışı içerisinde nelerdir? Güzel ahlak en fazla ağırlık teşkil edecek olan şeydir. Yani insan böyle mizanına baktığı zaman orada en çok ağırlığı teşkil edecek olan hangisiymiş? Güzel ahlakmış. Demek İslam dini deyince akla sadece namaz, oruç, zekat gelmemeli. Güzel ahlak da gelmeli. Bir insan namazı çoktur ama ahlakı kötüdür. O namaz onu kurtarmaz. Çünkü mizanda en çok ağırlık teşkil edecek olan hangisidir? Güzel ahlaktır.